Geldik ikinci sezonun ikinci bölümüne. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinin ikinci bölümünde de çok sayıda lore açısından kritik ve dizinin kurgusu içinde konuşulması gereken detay var. Sözü fazla uzatmadan detaylı inceleme videosuna geçiyorum. Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. İkinci sezonun ikinci bölümünün adı Yıldızların Yabancı Olduğu Yer. Bölüm adını yabancının gittiği Run topraklarından alıyor. Aradığı takım yıldızı Hermit Set'in yalnızca runda gözüktüğünü geçen sezon kültislerden öğrenmiştik. Bölüm Hüküm Dağı'ndan yayılan kötülüğün harita üzerinden görsel olarak anlatıldığı bir sahneyle başlıyor. Birinci sezonda Lindon'daki ağacın solmasını hızlandıran da, Balrog'u uyandıran da Mordor'da kötülüğün uyanmış olması. Kazadum'da gerçekleşen depremlerin doğrudan Balrog'la bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kazadumlu sahneler bu sezonda yine muhteşem. Cüce Diyarı'nı dışarıdan gördüğümüz yer, Dimril Vadisine bakan ve ileride Azanulbizar Savaşı'nın yapılacağı Doğu Kapısı. Ayrıca bu bölgenin hemen önünde Ayna Göl var. Burası cücelerin babası Ölümsüz Durin'in göle bakarak suda yansıyan bir yıldız tacı gördüğü, devamında Durin Taşı adı verilen sütunun dikildiği ve ülkesini dumanlı dağlara kurmaya karar verdiği yer. Cüceler açısından tarihsel olarak da çok önemli bir yer. Ayrıca Mori 3. çağda tekrar ele geçirmek isteyen Balin de tam olarak burada okla vurularak öldürülmüştür. Aynı kapıyı deprem sonrası gördüğümüzde kapının üzerindeki heykellerin hasar gördüğünü de görüyoruz. İçeride yer alan sahnelerde cüce mühendislerinin aynalarla kurduğu mükemmel ışıklandırma tekniğiyle kazadumun nasıl aydınlatıldığını ve nasıl tarım yapıldığını görüyoruz. Deprem sonucu dağa ışık girmesini sağlayan oyukların çökmesi bu yüzden kıtlığa neden oluyor. İkinci sezonun değiştirilmiş introsunu ilk kez gördüğümüzde kumlara kızıl taşların karıştığını görüyoruz. Bu değişimi Sauron'un yaydığı kötülüğün orta dünyanın dört bir yanına nüfuz etmesi olarak yorumluyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim bu intro CGI ile yapılmış bir intro değil. Ses dalgaları kullanılarak kumlarla yapılmış bir intro. İlk sezon evrenin yaratılışındaki müziği yani Aynu Lindale'yi temsil ederken bu sezonsa ikinci çağla alakalı önemli figürleri temsil ediyor. Bunlardan bazıları 19 güç yüzüğü, Kazaddum'un batısında yer alan Durin'in tacı ve doğrudan kapının figürlerinin bazıları, Durin'in felaketi Balrog ve Numenor'un güneş simgesi. Lindon'daki elf anıtlarının olduğu ormanda Galadriel'i Alfrin yani Simbelmine tohumları ekerken görüyoruz. Elflerin savaş öncesi yaptıkları bir geleneklerini yerine getiriyor. Ancak bu bölüm yalnızca bir öngörüden ibaret. Güç yüzü yüzüğünün yanında etkisiyle Galadriel'in öngörüsü kuvvetlenmiş. Bu sayede Celebrimbor'la alakalı bir takım öngörüler görüyor. Bu öngörüler esnasında Sauron'un sesini duyuyoruz. Önceden Galadriel'in zihnine sızmış olan Sauron, Osanve ile Galadriel'in zihnine bağlı. Galadriel de Sauron kadar güçlü bir şekilde olmasa da bu bağı hissediyor. Osan ve telepatik olarak düşünce iletişim biçimidir. Sauron'un da dahil olduğu Ainur sınıfına ait ve enkarne olmuş varlıkların kullanabildiği bir beceridir. Ancak bir hirvaya, yani bedene sahip olmakla güç azalır. Bu nedenle genellikle elfler ve özellikle insanlarda bu güç çok daha zayıftır. Filmlerde bu telepatik iletişim biçimini Galadriel'in kullandığını defalarca görmüştük. O ile kurduğu bağ sayesinde Sauron ulakların Lindon'dan Eregion'a gönderildiğini biliyor. Ve onların Eregion'a ulaşmasına engel olabildi. Ve yine bu sayede elflerin yüzüklerle neler yaptığını ve planladığını biliyor. Ulakların öldürüldükten sonra sürüklendiğini gördüğümüz sahnede kimin bu ulakları öldürdüğünü görmüyoruz. Ancak bu esnada gelen ses çok net biçimde bu işi yapanların höyüklü kişiler olduğunu gösteriyor. <laughs> höyüklü kişiler kötücül ruhlar tarafından diriltilen ölü bedenlere sahip ortlaklardır. Aynı zamanda necromancer yani bir ölüm büyücüsü olan Sauron'un emrindedirler. Lindon'daki sahneye geri dönecek olursak Kelebrimbor'un ağzından tek yüzük şiirini Ork lisanında duyuyoruz. Ve bir de Kelebrimbor'un bu sezon yaşayacaklarına dair keskin bir önsezi var. Ayrıca bu sahnedeki elf anıtlarının arasında bölümde adı da geçen Daeron'un bir anıtı var. Daeron 1. çağda Doriath'ta yaşamış Kral Elitingol'ün bir ozanıdır. İlerleyen sahnelerde Kirdan onu anarken güneşe bile ateşten gözyaşları döktürecek kadar güzel bir sesi vardı der. Kirdan konuşmasında ayrıca Elf Rumil'e de değiniyor. Rumil Trionlu bir Noldorin bilgesi ve Noldor'un irfan ustalarından biridir. Sonraları Feanor tarafından mükemmelleştirilecek Tengwar alfabesinin ilk tasarlayıcısıdır. Ayrıca Kirdan'ın bu sahnede Narya'nın etkisiyle yenilenmiş ve daha dinç olduğunu görüyoruz. Sakallı görünüşünü çok daha fazla sevsem de bu yenilenme neticesinde karakterin böyle bir değişiklik yaptığını düşünüyorum. Ek olarak Elrond'un yüzükler konusundaki itaatsizliğine bir parantez açmak gerekirse, kişiler kalpten inandıkları doğrular neticesinde krallarına karşı gelmek pahasına inandıkları doğruların peşinden gidebilirler. Örneklendirmek gerekirse Eowyn de Kral Theoden'in sözünü dinlemeyerek saklı mifer kılığına bürünerek Pelennor Çayırları Savaşı'na gelmişti. Veyahut Bilbo Baggins de sözleşme ile emrinde olduğu cüceler için hayati değeri olan Arken taşını çalıp savaşı bitirir umuduyla onu elfler ile insanlara teslim etmişti. Ayrıca Luthien de babası elf kralı Elutingol'un kesin emrine karşı çıkmış, büyülü bir pelerin örerek babasının hapsettiği yerden kaçmış ve tehlikede olduğunu düşündüğü Belen'i kurtarmaya gitmişti. Örnekler daha da çoğaltılabilir ama yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Savaş planlamasının yapıldığı sahnede yer alan duvar halısı haritada Silmarillerden birinin, Eärendil'in ve gemisi Vingilot'un çizimini görüyoruz. Kirdan'ın atölyesinde çalışırken gördüğümüz Errond da babasının gemisi Vingilot'un provasına çok benzer bir provo tasarımına yardım ediyor. Galadriel'in Gilgalat ile yaptığı konuşmadan da anlıyoruz ki Vilya da Gilgalat'ın öngörüsünü kuvvetlendirmiş dağların un ufak olduğunu, nehirlerin kuruduğunu, ak kuleler üstüne kara bulutlar çöktüğünü gördüm derken Eregion'un başına gelecekleri anlatıyor. Ayrıca Gilgalatlı sahnelerde fark ediyoruz ki diğer yüzüklerini çıkarmış ve artık yalnızca Vilya'yı takıyor. Lindon orduları ise Mordor'a sefer yapmak için hazırlanıyor. Hem Sauron'un hem de Adar'ın en son Mordor'da olduğu düşünülüyor. Çünkü gözcülerden de Sauron'un en son Mordor yolunda görüldüğüne dair rapor iletilmiş durumda. Galadriel'in de yönlendirmesiyle Anduin nehri üzerinden batıdan yanaşılarak Mordor'a gidilecek. Elfler gemi yoluyla sefer halindeyken Adar ordusuyla Mordor'dan ayrılıp Eregion'a doğru yola çıkmış olduğundan Eregion yüksek ihtimalle savunmasız kalacak. Geride kalan Elrond kısıtlı bir güçle buraya yardıma gelmek zorunda kalacak. Ayrıca Gilgalad ve ordusunun Anduin nehri ağzındaki Pelargir limanında bulunan Arondir burada yolunun kesişeceğini ve onu da savaşa getireceklerini düşünüyorum. Halbrand'a Eregion'da gördüğümüz sahnede Celebrimbor'un yardımcısı Mirdanya'yı manipüle etmek için sırtındaki işkence izlerini gösterdiğini görüyoruz. Mirdanya bu yüzden durumu Celebrimbor'a iletiyor. Run sahnelerine değinecek olursak kültistlerin tapınağı Karasgai'yi görüyoruz. Bu isim Sindarin dilinde korkutucu kale anlamına gelmektedir. Burada bir heykel dikkat çekiyor. Kukuletalı bir figür bu. Elinde de bir küre tutuyor. Küre şeklinde bir obje görünce tabii ki akıllara doğrudan palantir geliyor. İlk sezon finalinde yabancı tarafından öldürülen ve bu bölüm başında baş büyücü tarafından geri çağrıldığını gördüğümüz kültiste senin yerine belki de daha faydalı başka hizmetkarları geri çağırmalıydık dendiği an kenardan bir kükreme sesi geliyor. Doğal olarak akıllara gelen ilk varlık bir ejderha. Bu sezon olmasa bile dizide kesin olarak ejderha göreceğimizi düşünüyorum. Nori ve Poppy'nin kamufle olurken neredeyse runlu askere yakalandığı sahne, Frodo ve Sam'in kara kapıda yine runlu askere neredeyse yakalandığı sahneye bir gönderme gibi duruyor. Kuyu sahnesinde kuyuya bırakılmış bir asa görüyoruz. Bu asa Tom Bombadil tarafından buraya bırakılmış olabilir. Asanın yok oluş biçimi ise Hobbit filminde Sauron'la karşı karşıya gelen Gandalf'ın asasının yok oluşunu anımsatıyor. Ve tabii yine bir kuyu, yine düşmanlara yerlerini belli eden Hobbitler. Norve popinin kesinlikle Tuğukların atası olduğunu düşünüyorum artık. Kazadum'da ilk kez meşhur cüce Narvi'yi görüyoruz. Kralın danışmanı ve bir kazı ustası olarak aktarılan Narvi'nin diyaloglarını ve karakterini çok beğendim. Narvi Lor'a göre Kazadum'un meşhur batı kapısını, yani Duri'nin kapılarını Celebrimbor'la beraber yapan zanaatkar bir cüce. Bu yüzden bu sezon olacak bazı önemli olaylarda rol oynayacak. Eregion'a baktığımızda Celebrimbor'un Itildin'i icat ettiğini görüyoruz. Itildin, Mitril'den yapılan ve Gwaiti Mirdain tarafından geçitler gibi yapılarda kullanılan bir maddedir. Itildin sadece ayın ve yıldızların yansıyan ışığında görülebilir. Kazadum'un batı kapısı yani Durin kapılarının üzerindeki desenler bu maddeden yapılmıştır. Zaten sahneye de dikkatli baktığımız zaman kullanılan motiflerin Moria kapısındaki aynı olduğunu görüyoruz. Celebrimbor Halbrand'ı göndermek için kapıya geldiğinde Sauron'un manipülasyonları başlıyor. Osan ve aracılığıyla öğrendiklerini de kullanarak Celebrimbor'un merakını tetikliyor ve istenmediği yerden gidiyormuş gibi blöf yaparak içeri alınmayı başarıyor. Ve bölümün en güzel kısmı başlıyor. Öncelikle iç mekan sahnelerinde Sauron'un manipülasyonun temelinde geçen sezon Galadriel'e verdiği fikir yatıyor. Hatırlayacak olursanız Sauron şunu demişti karşındaki kişinin en çok korktuğu şeyi keşfet ve onu aşıp korkular üzerinde hakimiyet kurmasına yardım et. Ki bu sayede o kişi üzerinde hakimiyet kurabilesin. Celebrimbor'un en büyük korkusu dedesi Feanor'un gölgesinde kalmak ve onun yaptığı Silmariller gibi bulunduğu çağa damgasını vuran bir eser bırakamamak. Bu korku Sauron'un ikna aşamasının ilk ayağı oluyor. Celebrimbor'u daha fazla yüzük yapmak için ikna etmeye çalışırken yeni bir form alarak bu aldatmacayı sürdürüyor. Bu formunu göstermeden önce de şu ifadeleri kullanıyor. Bu dünyada kötülüğün ötesinde güçler de var Celebrimbor. Kimi zaman yardım gönderirler bir elçi kisvesinde. Bilgelerin kulağına fısıldayıp rehberlik edebilecek bir elçi. Kitaplara göre de Sauron tam olarak kendisine elflere bu şekilde takdim etmiştir. Bitmemiş öyküler Galadriel ve Celeborn'un öyküsü bölümünde şöyle geçer. Eregion'a geldiğinde kendisine Valar tarafından Orta Dünya'ya gönderilmiş bir elçi süsü veren ve böyle yapmakla Isterin'in gelişini önceden tahmin ettiğini kanıtlayan Sauron, Elflere yardım etmek üzere orada kalma emrini aldığını iddia etmişti. Halbrand Mordor'un yükselişte olduğunu, Orta Dünya'daki dengelerin bir uçurumun kıyısında olduğunu ve tüm diyarların yakında düşeceğini söyleyerek Celebrimbor'un gözünü iyice korkutuyor. Tek çarenin güç yüzükleri olduğunu söylüyor. Bu da daha fazla güç yüzüğü yapmak için Kelebrimboru ikna etme sürecinin ikinci aşaması. İkna sürecinin asıl vurucu anı ve üçüncü aşaması ise Halbrandın anatara dönüşmesiyle gerçekleşiyor. Bu sahneler, kelimenin tam anlamıyla mükemmel yapılmış sinematografik açıdan. Uzak diyarlardan tuzu toprağa çölleri aşarak geldim dediği yerler Run toprakları. Sauron'un ikinci çağda yeniden ortaya çıkana kadar bir süre doğuda saklandığını biliyoruz. Kültistlerin temelinde bu esnada bu topraklarda atmış olabilir. Orta dünyayı kurtarabilecek hünere sahip bir zanaatkar aradım derken kelebrin boru ince ince işlemeye devam ediyor. Bu süreçteki en kritik cümle ise şu. Sana kimsenin nail olmadığı bilgiler verip en büyük hünerlerini açığa çıkarabilirim. Ve işimiz bittiğinde kimse seni Feanor'un gölgesinde kalmış torunu olarak görmeyecek seni sonsuza dek saygıyla anacaklar. Yüzüklerin Efendisi olarak. Bu konu Silmarillion'un güç yüzüklerine ve 3. çağa dair bölümünde şöyle geçer. Sauron'un öğütleri en çok Eregion'da memnuniyetle karşılandı. Çünkü Noldor o diyarda işlerinin hünerini ve inceliğini sürekli arttırmak istiyordu. Dahası batıya dönmeyi reddettikleri için yüreklerinde huzur yoktu ve hem gerçekten sevdikleri orta dünyada kalmak hem de terk edip geldikleri topraklarda yaşadıkları huzuru yeniden tatmak istiyorlardı. Bu yüzden Sauron'u can kulağıyla dinlediler ve ondan pek çok şey öğrendiler. Ne de olsa müthiş bir bilgiye sahipti. O günlerde Ostinetil'in demircileri daha önce yaptıkları her şeyi aştılar, düşünüp taşınıp güç yüzüklerini yaptılar. Ama Sauron onların çalışmalarına rehberlik etti ve yaptıkları her şeyden haberdardı. Çünkü arzusu elfleri kendi boyundurluğu altına almaktı. İlk kez Hediyelerin Efendisi anlamına gelen Anlatar ismini duyuyoruz ve bu da bizi ikinci bölüm incelemesinin sonuna getiriyor. 3. bölüm incelemesinin de çok yakında yayınlanacağını hatırlatmak istiyorum. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.